altın tarafında da e, ciddi bir yükseliş vardı. Yani 2400 dolarlardan yeniden 2300 dolarlara doğru bir geri çekilmeyi takip ettik. Halbuki sonrasında altına da indik. Neler görüyoruz orada? Evet düşen kanalda devam ediyoruz. E, bugün bir miktar yukarı zannediyorum 10 saltın. Hı, hı. Şimdi düşen attığımız kabaca 2350'lerde 2350 doların 2350 üzerinde kapanışlar alabilirsek Onsu altında yine yukarı yönlü hareketlerin güçlenerek devam ettiğini görebiliriz. Burası kırılmadıkça e, yatay bir bantta aşağı yönlü seyir devam edebilir. 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. E, buranın altında bu da kabaca işte 2320'lerden geçiyor diyelim. 23, hadi 2300 diyelim. Altına sarkmalar bizi 100 günlük ortalamaya ve kanal dibine götürür. O da 2250'lerde. E şu an yani burası tabi haber akışları da çok doğrudan etkili. Yani Fed özellikle çok doğrudan etkili. E Fed piyasa biraz böyle örtüştü gibi. Hani aralık ayında çok ayrılmışlardı. Evet, çok yıl başında çok farklıydı ikisinin arası. Ama şu an aralık ayında hem fikir gibi görünüyor. O yüzden e, burada çok büyük hareketler beklenmeyebilir önümüzdeki süreçte. Burada ABD'den gelecek her veri altın değerinde. Hı hı. E, yani Böyle faiz indirimini güçlendirecek enflasyonla ilgili iş gücüyle ilgili Düşük olumlu veriler. Düşük işte, enflasyon, yüksek işsizlik, zayıf istihdam. Aynen öyle. Bu alanda güçlü hareketlere sebep olabilir. Tersi durumda da aşağı yönde hareketler olabilir. Ama burada uzun vade hikaye hiç bitmeyecektir. Hı hı. Çünkü merkez bankaları altın almaya devam ediyor. rezervlerini arttırmaya devam ediyor. Ve beklenti devam etmeleri yönünde. O yüzden uzun yıllar altında biz yükseliş hareketleri görebiliriz. Şimdi hemen petrole de bakalım. Çünkü Fed için orası oldukça önemli. Küresel merkez bankaları için tabii önemli. Bir yandan hem OPEC Plus'ı takip ettik. Orada dediler ki evet biz işte üretim kesitlerini, o arz kesitlerini devam edeceğiz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu vardı. Neler gördük petrolde? Evet kesintilere rağmen arz, üretimde artış gördük. Ve bu biraz fiyatlara da olumlu yansıdı. Tabii aslında burada ABD'de özellikle son dönemde petrol üretiminin azalmasıyla birlikte fiyatları bir miktar olumlu etkiledi. Şimdi 100 ve 200 günlük ortalamanın üzerinde kapanışlar almaya başladık. 83 doların altında kapanış gelmediği sürece şimdilik hedefimiz 88-89 dolar bandı. Hı hı. 83 doların altına tekrar sarkmaları olursa 80 79 dolarlara kadar geri çekilmeler olabilir. Bu hani kabaca ne diyelim yukarıda 90 dolar, aşağıda 75 dolar o bant aralığında hareketliliğin devam etmesi beklenir. Bugün zannediyorum ABD'den e, ham petrol stokları gelecek. Hı hı. E bu tarz veriler burada biraz belirleyici olacak gibi görünüyor. Şimdi e, şunu da sorayım. FED'den neler beklemek lazım? Yani orada Eylül ayında mı bir faiz indirmiş işte bu Kasım'a mı kalır ama enflasyon tarafı her ne kadar son veride biraz e, beklentilerin altında kalsa da yüzleri e, gözdürse de. işte örneğin istihdam tarafı çok güçlü seyrediyor. Dolayısıyla orada e, yine aslında belirsizliğin devam ettiği bir tablo. Neler beklersiniz? Bu arada tahvilleri verdiler hemen. 2 yıllıklar %4.74 10 yıllıklar %4.25 hızlı bir yükseliş var. Tahvil faizlerine de sadece de yön yukarı şey bir evet şimdi e, ABD'de yani FED'de e, işaret edilen tarih Aralık gibi görünüyor. E, şimdi burada önemli olan tabii ki veri akışı e, geldiğimiz noktada hani bir veri iyi gelse bir veri kötü geliyor. İki Hı -hı. ay üst üste e, tüm böyle verilerin faiz indirimini destekleyecek nitelikte olduğunu göremedik ne yazık ki. E, bunu göremediğimiz sürece de bu belirsizlik Aralık ayına bizi sürükleyecektir. Ama birkaç ay üst üste eğer ki hem iş gücünde hem enflasyon tarafında bir iyileşme gözlenebilirse o zaman durum değişebilir. Ama şu an için bu alanı destekleyecek yani aralıktan önce bizi faiz indirimine götürebilecek bir veri akışı yok. Önümüzdeki aylarda bunu takip edeceğiz. Eğer veri akışı desteklerse açıkçası Fed'in de aralığı beklemesini gerektirecek bir durum olmayacaktır. Belki biz daha erken Eylül ayında bir faiz indirimi de görebiliriz ama şu geldiğimiz noktada çok mümkün değil gibi görünüyor. O zaman veri yakışı bağlı Amerikan Merkez Bankası politikaları da yine karşımıza olacak diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Aziz Bey. Bayram saatini sonrasında geldiniz. Hem Borsa İstanbul tarafına hem aslında küresel tarafı okumaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz. Rica